Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız yabancı takaslarına bakacağız. Citibank yabancının aldığı ve sattığı şirketleri inceleyeceğiz. Hem BIST 30, BIST 50, BIST 100 hem de BIST tümdeki şirketlere bakacağız ve buralarda potansiyeller var mı göreceğiz. Dün borsamız yine çok kötü kapattı. Bu ara gerçekten sabrımızın zorlandığı dönemler. O yüzden alış satışlara, arka planda ne yaptıklarına bakmak aslında çok da önemli. Biliyorum oyunların çoğu Viyop tarafından dönüyor. Spot tarafındaki alımlar da eğer yüklüyse bizim için değerli olduğunu asla unutmayın. Birkaç böyle not aldım, onları da sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Şimdi öncelikle dün izlediğim bir videoda özellikle Işık Ökten'in bir sözü vardı. Takasları öğrenmek çok önemli dediğim için utanıyorum ama eğitimlerde bunu söylüyorum dedi. Şimdi ben bunu duyunca birazcık açıkçası şaşırdım ve niye böyle bir şey söylemiş olabilir diye düşündüm. Bütün fon yöneticileri ve aracı kurum çalışanları detaylı bir şekilde takasları inceliyorlar ve sizlere bunlar üzerinden öneri raporu veya alın satın önerisi, potansiyel var gibi detayları vermekte bu durum destek oluyor. Şimdi siz bireysel yatırımcı olarak takasları öğrenmeniz ve ne gibi bir sıkıntı, ne gibi bir sorun olabilir? Yani eğitimde takasları öğrenin dediğim için utanıyorum ne demek? Yani yatırımcı ne kadar çok bilgilenirse bu kadar daha iyi tercihler yapabilir. Biz zaten burada takaslarla ilgili daha iyi bilgi sahibi olalım ve onlara göre işlem yapalım diyoruz. Ve orada eğitimde böyle söylediğim için utanıyorum diyor. Neden? Siz bakacaksınız, siz bize kanaat önderliği yapacaksınız ama biz öğrenmeyecek miyiz? Yani bizim öğrenmemiz ayıp günah mı? Yani ben bunu görünce birazcık açıkçası şaşırdım ve anlamlandırmaya çalıştım ve bu hoşuma gitmedi yani. Neden takası öğrenmeyelim? Yani biz FK-PDD oranlarını falan öğrenelim de takası neden öğrenmeyelim? Ya da işte başka ülkelerde Amerika'da takas yokmuş da Türkiye'de takas önemliymiş. Çok utanç verici. Ya bunun nesi utanç verici olabilir? Yani bir alım, bir yer bunu tespit etmek, bir analiz yapmak, bir rasyonel bilgiye sahip olmanın neresi kötü olabilir? Ben açıkçası gerçekten o yayında dinleyince çok şaşırdım, biraz da bozuldum. Ya tabii ki öğreneceğiz takasları, tabii ki bilgi sahibi olacağız. Bu utanç verici bir şey değil. Ben bu arada bütün kanaat önderi dediğimiz, ekonomiyle ilgilenen dediğimiz herkesi dinliyorum. Çünkü biliyorsunuz benim bir iş hayatım var ve tasarım yapıyorum. Tasarım yaparken arka fonda radyo dinler gibi onların hepsini dinliyorum aslında. O yüzden size de doğru bulduğum, yanlış bulduğum şeyleri ara ara kendi fikrimi de söyleyerek açıklamak istiyorum ve burada biliyorsunuz bu kanalın özü çoğunluğu aslında takaslara bakıp bulmak amaçlı. Yani burada hepimiz bir fon yöneticisi aslında arka planda ne yaptıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bence küçük yatırımcının bilinçlenmesi için çok önemli bir şey. Bu kısmı fazla uzattım biliyorum ama takasların önemli olduğunu ve bunun böyle telaffuz edilmesinin doğru olmadığını düşündüğüm için söylemek istedim. Bu arada şimdi biliyorsunuz benim katı tarafındaki üyelik opsiyonlarım var. Hemen oradan bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bana katılı destek olanlara, bakın bu topluluk kısmından ben katıl üyelerime anlık yaptığım işlemlerden falan bahsediyorum. Ama bunların hiçbiri tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Çünkü bu katıl üyeliği, eğer üyelik paketlerine baktıysanız benim işlemlerimi merak ettiğinizi yazmışsınız. Ben de temkinli bir şekilde nereden kaç hisse aldıysam onları paylaşıyorum. Yani örneğin şurada üyeleri özel bir bakın 11.09.2024'te bir paylaşımım var. Burada bazı üyelik seviyelerine yaptığım bir paylaşım bu. Onlarla birlikte daha az insanlarla birlikte bu alım satımları veya incelemeleri yapıyoruz. Çünkü ben her gün gün sonu takasların incelemesini yapıyorum ama sizlerle haftalıkta paylaşıyorum. Çünkü haftalık olarak daha da netleşmiş oluyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizin girdiğiniz bir kısmınız bana çünkü mailler aracılığıyla da ulaşıyor. Telegram grupları vesairelerde biliyorsunuz artık hisse pazarlandı. Ayan beyan her yerde paylaşılıyor. Yani sizi koruyucu bir şekilde bir şey yapmıyorlar. Biz bu kanalda tamamen
hangi hisseleri topladıklarını rakam rakam tespit ediyoruz. Yani o fon yöneticilerinin arka planda yaptığını ben bu kanalda yapmaya çalışıyorum. Ve sizlere kim neyi topluyor, ne kadar topluyor, bunun arkasında kimler olabilir, küçük gruplar mı olabilir, daha büyük alımlar mı düşünülüyor, bunları beraberce tespit ediyoruz. Yani ben bunu tek başıma yapmıyorum aslında, beraberce bütün rakamlara bakıyorum. O yüzden benim yaptığım işlemleri görmek isteyenler için de neden bu topluluk tarafını söylüyorum? Çünkü bakmayan arkadaşların olduğunu da fark ettim. Topluluk tarafında anlık onlara bilgilendirme yazıları yazıyorum. Onu da söyledikten sonra isterseniz artık analize geçeyim. Çünkü biraz yine fazla uzatmış oldum. Kusura bakmayın. Şimdi yine takası alıp bir Excel'e atıp ona bir takla attırdıktan sonra sizlerle paylaşıyorum. Alınan lotlar, şirketlerin durumları vesaire vesaire. Şimdi burada dikkatimizi çekenlerden biri Pegasus'taki alımlar oluyor. Şunu fark ettim. Türk Hava Yolları'ndan ciddi bir çıkış yapmaya başladılar. Yani birkaç hafta öncesinde Türk Hava Yolları minik minik almaya başlarken Türk Hava Yolları'na çıkışlar başladı maalesef. Ve şu an Pegasus ve Tav Havalimanı'na kaydı yabancının alımları. Bakın Tav Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 milyon lot almış. Pegasus'ta da 2 milyon lot almış. Ve şu an fark edecek olursanız Tav'da biraz kazanmış ama daha henüz Pegasus'ta ciddi bir kazanç elde edememiş gibi duruyor şu anda. Bu değerli. Pegasus'a bakalım istiyorum. Çünkü Pegasus'ta kendi montanına göre de fena bir alım yok yani. İyi onu söyleyebilirim. Türk Telekom'daki alımlar güçlü. Bayağı güçlü. Şimdi şu an şu aralar paket değişimleriyle ilgili belki Twitter'da falan paylaşımlar karşınıza çıkmıştır. Yani cidden çok yüksek paralar istiyorlar. Yani bu enflasyonist ortamda hani ödediğiniz telefon faturası, internet faturasını iki katına çıkardılar ama bizim maaşlarımız hiçbir şekilde iki katına çıkmadı. Ve onlar her sene güncelliyor artık bu faturaları. Yani Telekom'da da bir inceleyelim istiyorum. Çünkü orada da büyük bir alım var. Yani bu kadar sıkıntı olmasına rağmen bu kadar alım benim de dikkatimi çekti. Şöyle hafif aşağıya doğru indiğimde yine yani BSOK'ye bakmıyoruz artık. Migros'ta da alımlar var. Ralyehe'de de alımlar var. Otokar'da da alımlar var. Bunlar yani renkli çizgilerin bir tık daha fazla alımlar diyebilirim. Şurada dikkatimi çeken Bahadır Kimya oldu. Bahadır Kimya'da alımlar var. Ona bir bakalım istiyorum. Surgeye'de alımlar var. Surgeye'deki durumu sizlerle birazdan paylaşacağım. Çünkü ben topluluk tarafında katılımını destek olanlarla önceden potansiyel şirketleri paylaşıyorum. Onlar biliyorlar. Şimdi Surgeye ve Bosu orada konuşmuştuk ama şu an Surgeye ile ilgili bir bilgi paylaşacağım. Burada gördüğünüz gibi aşağıya doğru iniyorum ve buralarda alınan diğer şirketleri görüyorum. DZGYO, AKHO gibi. Şu aşağıya doğru iniyorum ama bu seviyeden sonra biraz fiyatlar düşük paralarla alınan olduğu için daha küçük Telegram gruplarına girmiş olup hemen çıkabileceğini düşündüğüm hisseler olduğu için pek de ehemmiyet vermiyorum ama alımları devam ederse sonraki haftalarda incelemeye devam ederiz. Bir de size şimdi en çok satılanları göstermek istiyorum. İsçeltere'de büyük bir satış var. Türk Hava Yolları'nda dediğim gibi bakın yani 5 milyon lotun üzerinde bir satış var. Bu ciddi büyük. Yani 1 milyon lot, 1,5 milyon lot alıyorlardı. Şimdi bunların hepsini pusar gibi geri verdiler. Bu gerçekten dikkatli olmamız gereken bir durumdayız. Bunu söylemek istiyorum. Akbank'ta yine bir satış var. Yapı Kredi Bankası'nda bir satış var. Koç Holding'de bir satış var. Diğer şirketlerde de hani Tüpraş, Ereğli, Vakıf Bankası, Astor bunlarda da satış var. Ancak bunlar şirketin büyüklüğü açısından öyle çok büyük satışlar değil. Yani bir günde alıp satabileceği seviyeler ama dediğim gibi şu İş Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası gibi bankaları aman aman dikkat edin diye tekrar söylemek istiyorum. Türklere geldiğimde ilk size Surgeye'den bahsetmek istediğimi söylemiştim. Şimdi biliyorsunuz takasta 2 gün öncesinden gidiyoruz ve 2 gün öncesinden Surgeye'de yaklaşık bir haftalıkta baktığımızda yaklaşık 1,5 milyon lotluk bir Citibank'ın alımı vardı. Ve o Citibank alımını AKD'ye baktığımda
BofA'yla, TEP'le ve Global Bank'le gerçekleştirmişti. Böyle tahmin ediyoruz. Ancak son 2 günde bakın Bank of America'nın 2 milyonluk bir satışı var. Yani demem odur ki aldığını geri vermiş gibi duruyor. O yüzden Surgeye'yi dediğim gibi ben gün gün takip ediyorum ve buradaki potansiyelin aslında artık iptal olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden Surgeye her ne kadar yüksek montanlı bir alım olsa da bildiğiniz gibi bu zaten 2 milyonluk lotu verdikten sonra taban yaptılar şirketi. Yani bir anda çıktı. O yüzden bunu incelemekten vazgeçtim. Bir diğer şirketime bakmak istiyorum, Borla S.A.'ye. Borla S.A.'deki AKD'lere de bakıyorum. AKD'lerde yine bir miktar BOFA'nın satışı var. Citibank üzerinden BOFA aracı kurumuyla yapılmış. Ancak büyüklük bazlı baktığımda o derecede bir büyüklükte bir satış yok. Yani burada hala bir potansiyel olabilir gibi duruyor. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Tamamen sizlerle paylaşmak adına bunu gösteriyorum. Yine haftalıkta yükselen bir trendi var. Ve bu tarz şirketler biraz manipülatif olduğu için bu değerleri çok da yani Fibonacci rakamlarıyla falan çalışmıyor. Sadece hedefimiz şuradaki bölgelerin bir üstüne atıp buradan bir geri çevrilmesi olabilir bu şirkette de. Ama tabii ki alımlar devam ediyor mu onlara bakacağız. Biraz hani küçüklerden de bahsedeyim dedim. Çünkü bana diyorlar ki hiç biz tüm şirketlerine bakmıyormuşum. Hep büyük şirketlere bakıyormuşum. Alın size küçük şirketlere de bakıyoruz. Hangilerini alıyorsa zaten yabancı veya fonlar onlara bakıyoruz. Yani bizim çok da büyük düşüncemiz yok. Bakın, bakadır kimya. 1, 2, 3, 4, 5 tavanlar serisinden sonra bakalım ne kadar yıkılmış. Yaklaşık %38 düşmüş. %38 düşmek çok büyük bir şey değil aslında. Çünkü tamamen halka arz fiyatlarına yaklaşmış gelmiş gibi duruyor. Şimdi bu şirketin takası bozulmadıysa buna tekrar bir altını çizelim. Takası bozulmadıysa burada tekrar toplanıyor olabilir. Çünkü alınan miktar 1,3 milyon lot. Kötü de bir miktar değildi. Bunu ben listeme koyar. Biraz beklerim açıkçası. Çünkü burada haftalar boyunca düşürülmüş. Bakalım kaç hafta boyunca düşmüş. Şurada gördüğünüz gibi 15 hafta boyunca düşmüş. Ve yani 1, 2, 3, 4, 5, 5 hafta tavan serisi yapmış. Şu an bu şirketi ben açıkçası direkt almam. Eğer bu şirketi direkt alıyorsanız hedefiniz şu olur. Ben alırım unuturum. Bu bir sonraki yükselişinde böyle bir %100, %200 yaptığında çıkarım. Ama bunun ne kadar sürede yapacağını bilemeyiz tabii ki ve alımların devam edip etmeyeceğini bilemeyiz. Sadece listelerimizi ekleyip alım başladığında düşünülebilir diye düşünüyorum. Ben şimdi sizlerle Pegasus'u paylaşmak istiyorum. Pegasus'a bir bakalım. Çünkü Pegasus'taki alımlar, Türk Hava Yolları'ndaki alımlar Pegasus'a kaydı diye konuşmuştuk. Şimdi haftalık tarafa bir geçelim. Şimdi sevgili Pegasus, gördüğünüz gibi bir yükselen bandı var Pegasus'un da ve o bandın orta bandının üzerinde kalmış haftalıkta. Yani altına düşürmüyorlar. Ama yukarıdan da bakın fark ettiyseniz her hafta bir dirençten geri düşürülüyor. Belki de düşürülerek alınmaya devam ediyor. Çünkü alımlar o kadar kötü de değil ve buralarda bir talep bölgesi de var diyebilirim. Peki buradan bir yükseliş olursa nasıl bir şeyler olur diye baktığımızda Fibonacci rakamlarında şimdi 238'lerden bakın 2 kere red yemiş Fibonacci rakamlarında da gözüküyor. Aslında buradan 256, 271, 286 gibi seviyeler var önünde. Ama şimdi bu konjüktürde bu gitmeyen borsada eğer bu şirketi toplamak istiyorlarsa emin olun bu fiyatlardan toplamaya devam edeceklerdir. Yani bu şirket bir süre daha gitmeyecektir. Ama alacaklar mı almayacaklar mı bizim takibimizde olabilir. Ona göre yeni gelen nakitlerimizle, nakit akışlarımızla bu şirkette alımlar devam ediliyorsa biz de bir şansımızı deneyebiliriz. Tabii gene yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece burada rakamları, alınanları söylüyorum. Bir de Türk Telekom vardı. Ona da bakmak istiyorum. Türk Telekom'da da ciddi bir alım vardı. Bakalım orada durum ne? Şimdi Türk Telekom'da da bir yükselen kanal var. Bakın bir haftada kanalın tepesini ve dibini bile birlikte görmüş. Şimdi bu yükselen kanalın dibindeyiz şu anda. Ve görünen o ki çok da aşağıya
düşürmek istemiyor da olabilirler yani. Belki bir tık daha aşağı iner ama çok da kanalı bozmak istemiyor gibi bu alımları görünce. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Bunda listelerinizi ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Alımlar devam edecek mi? Türk Telekom ve Pegasus'a da bakalım diye düşünüyorum. Benim bu hafta videom bu kadardı. Yine hem BIST'ten hem BIST30'dan şirketleri beraberce inceledik. Potansiyeller var mı baktık, notlarımızı da aldık. Buralardan bize ekmek çıkar mı diye detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Her hafta bunun takipçisi olacağım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bana güvendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.